Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık Muşim Haber'de programımızın görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içi de vatanımız Şarif Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Uyghur Sot Kollegisinin ispat anlaş yığını ahirki günlüğe kadem koydu. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish uchun Angliyaning London shahrida davomlashayotgan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'ini bugun oxirgi kuniga qadam qo'ydi. Tunugun 6-iyundagi isbot anglash yig'inida lager shahidi Gulbahar Jelilova shundoqla Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida nihoyatda ko'p tadqiqot maqolalari e'lon qilgan va vatanimizda Xitoy qurgan 380 jazo lageri haqida Suniya amra suratleri ve başka deliller bilen ispatlap çıkan tunulgan tetkikat merkezi Avustralya Strategilik Tetkikat İnstitutu'nun tetkikatçisi Naysin Rusir Ependi. Habibullah Ahad Ömer Ruzi Qatarlıqlar guvalıq berdi. Şunaklı tünügün çüştün kiyelik yığında Fransiyadaki lager şahidi Gülbahar Xatuvacı Hanım, Uyghur Hareketi Reisi Roshan Abbas Hanım, Amerikalık Uyghur Şinas Derrin Baylar Ependi ve lager şahidi Mekirgül Tursun Hanım Qatarlıqlar birbirlap guvalıq berdi. Bugün sotning oxirgi kuni bo'lib, ichilishdan burun sot kollegiyasi raisi Jeffrey Nice apandi so'z qilgandan keyin Shvetsiyadan kelgan guvohchilardan Neyrola xonim o'zining oilasi haqida guvohlik berdi. Ikkinchi guvohchi bo'lsa Xitoyda 10 yildan ortiq soqchi bo'lib vazifa o'tgan va vatanimizda bir qancha oy vazifa o'tgan va hozir Germaniyada yashayotgan ovozini va ismini o'zgartirib guvohlik bergan Jang apandi bo'lib, u Xitoyning vatanimizda elib berayotgan qonunsiz bostirishlari kuzatish tizimisi Shundaqla o'zining vatanimizda turgan bir qancha oy ichida 300 mingdan ko'proq Uyg'urning qo'lga ilinganligini bildiganligi qatorliklar haqida guvohlik berdi. 3-chi bo'lib Turkiyadan Nursimangul Abdurashid, Malikizat Habibul, Mahmud Tabakkul apandi qatorliklar bir-birlab guvohlik berdi. Guvohchilarning so'zlaridagi bir-biridan ichinishlik voqealar sud kollegiyasidagi har bir kishini ta'sirlantirdi. Sud hozirmi davomlashayotgan bo'lib, London vaqti tushdan keyin guvohlik berdiganlar bo'lsa Kanada'dan Uyghur faaliyetçi Rukiya Turduş Hanım ve yeni bir simsiz guvahçı, şundakla Uyghur tetkikatçı Adrian Zeniz Ependiler guvahlıq berdi. Antony Blinken virus meselesi de Xitayni cevapkarlıqı tartimiz dedi. Amerika Avazının 7. iyundaki haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken virusunun kiliş mənbəsini etraplıq təkşürüp Xitayni cevapkarlıqı tartıdığalıqını bildirdi. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning virusining kelish manbasini atroflik izlashni qaror qilganligini, atroflik tekshirish orqali Xitoyni javobgarlikka tortadiganligini qayd ta'kidlagan. Blinken 6 iyun Aksio xabar to'rining maxsus ziyoratini qabul qilganda yuqorqi so'zlarni qilgan. Bildirilishicha, yaqindan beri Wuhan virus institutida yuz bergan ma'lum bir hodisa sababidan Virusning tajribaxonadan chiqib ketgan bo'lish mumkinligi to'g'risidagi qarash osta-osta kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Xitoyning yuqumning beshida yuqum ahvolini xalqaro jamiyatdan yashirishi kishilarning texmi gumonini kuchaytirayotgan. Blinken Aksio xabar to'rining ziyoratini qabul qilganda virusning kelish manbasini cho'qim aniqlash kerakligini aytgan. U yana virusning kelish manbasini tekshirishdagi eng muhim sabab keyingi qitimliq yuqumning keng tarqalishini oldini olish yoki hech bo'lmaganda Yuqumning oldini olish va uningga qarishtirish xizmatini texmi yaxshi ishlash deb ta'kidlagan. Blinken so'zining oxirida yana Xitoy yanada biz ehtiyojlik bo'lgan aniq ma'lumotni bermadi. Xalqaroliq tekshiruvchilar va mutaxassislarni haqiqiy uchurlar bilan ta'minlamadi. Bu cho'qim qilishqi tegishlik ish edi. Xulosalab aytganda virusning kelish manbasini tekshirish Xitoyning manfaati uchun edi deb ta'kidladi. Antony Blinken ziyorat jarayonida yana agar Xitoy o'zini xalqaro jamiyatning mas'uliyatchan a'zosi deb qarasa, butun kuchi bilan virus masalasida erishgan barliq uchurlarni ta'minlab, xalqaro jamiyatning bu xil yuqumning oldini olishiga kapolatlik qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden may oyining oxirida Amerika istixborot idorasidan virusning kelib chiqish manbasini tekshirib, 90 kun ichida bu haqda hukumatga dokulat sunishini talab qilgan edi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy amaldorlarining istifo berishi diqqat qo'zg'adi. Tangratog' to'rining xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti maxsus yig'in chaqirib, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining muavin raislaridan Zhao Chongju va Jiang Chunlinning istifosini qabul qilganligini e'lon qilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bostirish va terror siyosatlari xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga kelib
bir qism davlatlar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan bir paytda Sharqiy Turkistondagi bir qism Xitoy amaldorlarining iste'fo so'rishi va almashtirishi diqqat qo'zg'adi. Xabarda mazkur maxsus yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining muavin raisi Zhou Chongju bilan Jang Junlinning iste'fo berganligi, ularning iste'fo namisi atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultoyi tarafidan qabul qilinganligi. Zhou Chongjuning o'rniga Jiejiang o'lkasining muavin o'lka boshlig'i qo'shimcha Vinju shaharlik partkom sekretari Chin Vijunning almashganligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan tartib, amaldor yotkash va almashtirishga ma'lum g'araz va planlarning yashiringanligini, Sharqiy Turkiston masalasi xalqaroda kuchli kun tartibga kelayotgan muhim bir paytda Sharqiy Turkistondagi yuqori darajadagi amaldorlarni almashtirishning tasodifiylik emasligini, Xitoyning haqiqiy maqsadining pat yaqinda oshkoralanishi mumkinligini bildirishmoqda. Xitoy Uyg'ur sud kollegiyasiga qarshi yig'in tashkillidi. Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni xalqaro jamiyatdan yashirish uchun barliq vositalarini qo'llanayotgan bir paytda Angliyaning London shahrida 4-iyundan 7-iyungacha ochilgan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish maqsad qilingan Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qatimliq isbot anglash yig'ini Xitoyni qattiq bearam qilgan. Atalmış Uyghur Abnum Raylıq Akhbarat ve Teşviqat Bilimi 9. iyon ürümçide akhbarat ilan kılış yığını uğurlaştırgan. Yığınğa atalmış Uyghur Abnum Raylıq Akhbarat İşhanesi Bayanatçısı Elican İnayet. Atalmış Uyghur Abnum Raylıq Pentekniki Cemiyetinin reisi Gülnar Ubul. Atalmış Şinjan Üniversite Kanun Fakültesi'nin Erkin Samsak Qatarlıq Korcak Emeldarlar katnaşkan. Axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'ur sud kollegiyasidan Xitoyning jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergan Tursnay Ziyovuddin xonimning inisi Fazil Ziyovuddin, uning atalmish qo'shnisi Tajigul Abdulla, Shamshunur G'upur xonimning singlisi Marhaba Abdug'upur, Zumrat Davud xonimning akasi Abduxalil Davud, Mehrgul Tursun xonimning inisi Akbar Tursun, Sayragul Savodbay xonimning ilgirki xizmatdoshi Solungo, Mahmud Tavakkul Apandining ayoli Habiba Himit qatorliqlar yolg'on guvohlik berishga majburlangan. Axborot e'lon qilish yig'inida Elijon Inoyat, Gulnar Ubul, Erkin Samsa qatorliq qo'rchoq amaldorlar Uyg'ur sud kollegiyasining qonunsiz sud, sud qilish salohiyati yo'q, guvohchilarni bo'lsa artistlar deb bildirilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Xitoy haqiqiy mohiyatini oshkorlab, Uyg'ur sudida guvohlik bergan shohidlarning shaxsiyatiga hujum qilgan va ularga har xil to'kmatlarni ortgan. Jumladan Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, yig'inda Tursnay Ziyovuddin xonimning qo'shnisi deb tunishtirilgan yolg'on guvohchini amaliyotda Tursnay xonim umrida ko'rib boqmagan ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqinqi mazgillarda xalqaroda jonlantirayotgan tashviqotlari va Uyg'urlarga qaratgan to'kmatlarining yolg'on tashviqotdan boshqa narsa emasligini, xalqaro jamiyatning Xitoyning haqiqiy abdi bashirisini tunib yetganligini, garchi Xitoy Uyg'ur sud kollegiyasini qonunsiz, inovatsiz deb jar solayotgan bo'lsa-mu, ammo ürümçide ichilgan muxbirlarni kutib olish yig'inidan Xitoyning bu sotdan qanchalik bearam bo'layotganligini ko'rib olg'ili bo'lganligini bildirishmoqda. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoyning jinoyatlari haqida dilo turg'izish talab qilindi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, bir turkum advokatlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq tafsandichiligi qilmishi haqida dilo turg'izib tekshirishni talab qilgan. Birleşme agentliğinin Gollandiya Gaagadan egilgan xabarda bildirilishicha, bir turkum advokatlar 10 iyun xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining mufattishlariga isbot hujjati topshirgan. Ular hujjatdagi materiallar xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bu masalada boshqarish tavalligi borligini isbotlab bera oladi. Shunga Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan ig'ir jinoiy qilmishlarini tekshira oladi deb qarigan. Bu xalqaro kishilik huquq advokatlarining Gaagadagi xalqaro sotdan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan vahshiy qilmishini tekshirishni talab qilgan eng yangi harakati bo'lib, Xitoy xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining a'zosi emas ekan. Advokatlar bayonotida o'zlari erishgan hujjat Xitoyning Uyg'urlarni nishon qilganligi, qo'lga olganligi va Uyg'urlarni Tojikistondan Sharqiy Turkistonga majburiy qaytirib ketganligini ko'rsatganligini, bu qilmishlarni ijro qilguvchilarning Xitoyning vakolatchisi ekanligi ko'rsatilgan. Bayonotda Xitoy doirlari Uyg'urlarni majburiy qaytirib ketish vaqasida Tojikistonga bevosita tayangan. Shunga xalqaro jinoiy ishlar sudining Tojikistonda boshlanib Xitoyda davomlashgan bu jinoiy harakatlarni boshqarish huquqi bor. Sud taftish organlarining bu vaqtda darhol dilo turg'izishini talab qilamiz degan.
Bildirilishicha, bu hujjatni topshirgan advokatlar o'zlarining yakunining Tojikiston qatorliq davlatlarda o'z ko'zi bilan ko'rguvchilardan isbot elish va tekshirishni asos qilganligini aytgan bo'lib, Tojikiston xalqaro jinoyatlar sotining a'zosi ekan. Advokatlar o'zlarining yakuniga asosan xalqaro jinoyatlar sotining Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoiy qilmishlarini tekshirishni boshlashda aniq huquqi bor deb yakunlagan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili 7 ayda muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilarga vakillik qilgan advokatlar xalqaro jinoyatlar sotidan Kambodja va Tojikistondan minglagan Uyg'urlarni majburiy chegaradan qo'g'lab chiqarish va Sharqiy Turkistonda yuz bergan irqiy qirg'inchilik haqida dido turg'izib tekshirishni talab qilgan. Xalqaro jinoyatlar sot mahkamasining taftish amaldori bultur 13 ayda dokulat e'lon qilib, bu shikoyatlarni tekshirishni davomlashtirishning hozircha asosi yo'q deb rad qilgan. Xitoy Amerika bilan Yevropa ittifoqining Hong Kongdagi konsulxona xodimlarini o't bilan o'ynashmaslikka chaqirdi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerika bilan Yevropa ittifoqining Hong Kongdagi konsulxona xodimlariga tahdid qilib, o't bilan o'ynashmaslikka chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Amerika va Yevropa ittifoqining Hong Kongdagi konsulxonalarining sham yoqish orqali Tiananmen maydonidagi qirg'inchilik voqeasini xotirlaganligini ayiblagan. Va Amerika va Yevropa elchixonalarini Hong Kongning muqimligiga buzg'unchilik qildi deb tanqid qilgan. Bildirilishicha, juma kuni kechda kishilar Amerika konsulxona binosi va Yevropa ittifoqi ishxonasining derazasida sham yondirilganligini ko'rgan. Amerika konsulxona binosi yonida Xitoy tayyorlagan Hong Kong bosh ijroiya amaldori Kari Lamning turalg'usi bor bo'lib, chet el vakillar o'miki yoritgan shamlarning suratlari ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqalgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida Hong Kongdan foydalanib Xitoyning ichiga singib kirish yoki buzg'unchilik qilishga urinish qizil chiziqdan halqib ketdi. Buningga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Biz Hong Kongdagi aloqador davlat organlarining Hong Kongning ishlariga va Xitoyning ichki ishlariga aralashishini darhol to'xtatishini hamda o't bilan o'ynashdan saqlanishga yana bir qatim chaqiriq qilamiz degan. Nuvatda Hong Kong xalqi Beijingning barg'ansiri qattiq hukmronligi ostida bearamlik his qilishga boshlagan bo'lib, xotirlash faoliyatlari davomli kengaygan. Hong Kong doiralari 2019 yili demokratiyani qo'llaydigan o'qituvchilarni to'liq bostirib kelgan bo'lib, juma kuni kechda Hong Kongning nurg'un rayonlaridagi aholilar birli vaqtda yonfun chirig'i yoki sham yondirib bu kunni xotirlagan. Yana bir Uyg'ur tadqiqotchi Xitoy tarafidan shahid qilindi. Norvegiyada yashaydigan aktiv faoliyatchi Abduvali Ayubning jiyani Mikhray Erkin Sharq Turkistondagi Xitoy qamoqxonasida shahid qilingan. Mikhray Erkin Xitoyning Shanghai shahri qatnash universitetining o'simlik biotexnika kasbini bitirgandan keyin 2014 yili Tokyo universitetiga qabul qilinib, dehqonchilik qurilish kasbida magistrlik unvoni olgan. 2017 yildan keyin Qashqardagi onasining Xitoy tarafidan ko'roqga elib olinib, qiyin qistoqqa uchirganligi va Xitoy saqchilarining uni tahdid bilan yurtiga qaytishga qistishi sababli oxirida 2019 yili 8 ayda yurtiga qaytgan. U yurtiga qaytib kelgandan keyin tunji bo'lib jazo lagerida bir mazgil qamoqlik turganligi va 2021 yilning 5-ida Qashqardagi Yonbuloq saqchixonasida Qashqar shahrlik davlat amallik saqchilari tomonidan so'roq qilinayotgan jarayonda og'ir qiynash natijasida shahid bo'lganligi jazmlashtirilgan. Mikhray Erkinning yurtiga qaytish jarayonida do'stiga yozgan uchurida o'zining nima sababdan yurtiga qaytishga majbur bo'lganligi va hatto o'zining o'lib ketib qabrsiz qilishining mumkin ekanligi bildirilgan. Mikhray Erkinning o'limi dunyoga oshkorlangandan keyin Xitoy saqchilarining uning oila tabiatlariga tahdid qilib, ularni davlat maxfiyatligini oshkorlash qatorliq to'xmatlar bilan ayiblaganligi o'tirg'i chiqqan. Uyg'ur sud kollegiyasining tunji isbot anglash yig'ini muvaffaqiyatli tamomlandi. Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish uchun 4-iyun Angliyaning London shahrida ochilgan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'ini 7-iyun muvaffaqiyatli oxirlashdi. 4 kun davomlashgan mazkur yig'inda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan guvohchilar, mutaxassislar naqd maydon yoki tor orqali qatnashib, Xitoy rejimining Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan zulmlari haqida intayin muhim paketlarni o'tirg'i qo'yishdi. 4-iyundagi yig'inda Uyg'ur sud kollegiyasining maqsadining Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsilotlariga doir to'plangan dalil isbotlar va guvohchilarning guvohligiga asosan Xitoy rejimining irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan qaror chiqilish ekanligi bildirildi. Mazkur yig'inga jami 40 yaqin guvohchi va mutaxassislar qatnashgan bo'lib, lager shohidlari Uyg'ur sud kollegiyasining advokatlari mutaxassislarga jazo lagerida o'zlari bevosita boshdan kechirgan qiyin qistoq
ve insan kalbinden çıkan xorluklarını sözləb ötdi. Guvahlıq anlaş yığında guvahçılarının təfsili guvahlıqları mütəxəssislərinin işənçilik mənbələr arqılıq tayarlıqan Xitayının Şərq Türkistan'daki bastur siyasetiki alaqıdır dokulatları xalqaralıq taratqularının dıqqıtını qozduğan bulup, tötkün ceryanda Uyğur Sot Kollegisi'de otturuğu koyulgan ispatlar her xil dildeki xalqaralıq ahbarat vasıtırıda köpləb xəbər qılındı. Mezkur Sot Xitayını qatlıq bir aram qılgan bulup, Xitayning organ taratqoları Uyğur Sot Kollegisi'ge guvahçılar ve mütəxəssislərge yığın başlanıştın burunla qatlıq hücum başıldı. 5 iyun Dr. David Tobin, Profesör Laura Murphy, Dr. Ryan Sam, Profesör Rachel Harris, Dr. Joe Simmons, Finley Qatarlıq tədqiqatçılar Xitayning Şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayetiga alaqadar oxşumagan temalardaki dokumentlarını sunup, advokatlarning alaqadar suallarga cevap verdi. Demelişdinkin lager şahitlerden Tursunay Ziyavudun, Zumrat Davud Qatarlıq lager şahitleri Xitayning jaza lagerdagi insan qalbidan chiqqan jinoyatlar haqida guvohlik berdi. Bulardan sirt Bümeryam Roze, Şemşinur Abduğupur ve mutaxassis David Tran qatarlıqlarmı guvohlik berib, advokatlarning suallariga cevap berdi. 6 iyun lager şahitlerden Mikirgul Tursun, Gülbahar Celil, Gülbahar Hatıvacı qatarlıqlar ve Uyghur Hareket Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas Hanım guvohlik berdi. Arkadan Habibullah Ahad, Ömer Rozi qatarlıqlar ailesi baştan geçirgen zulümler hakkında guvohlik berdi. Avustralya Stratejik Siyaset Tədqiqat Merkezi'nin tədqiqatçısı Neysin Rusırımı Xitayının cinayetleri hakkında guvohlik berdi. 7 iyun Nirula Halime, Nursi Mangul Abdirşit, Melikizat Habibul ve Mahmud Tevekkül tədqiqatçılardan Rukiya Turduş ve Adrian Zeniz qatarlıqlar Turiyaki Nakhmeydan'dan yığını katnışıp Xitayının Şarkı Türkistan'daki cinayetleri hakkında guvohlik berdi. Tüncü kıtımlık ispat anlaş yığına ahırlaşkandakin Uyghur Sot Kollegisi'nin reisi Jeffrey Nais Efendi, ikinci kıtımlık ispat anlaş yığından 10. sentabr ötküzüldüğünlüğünü ve 4 gün devamlaşıdığınlüğünü uxturdu. Biz bu münasibet bilen vaka ve mülahize programımızın 17. sanıda Dünya Uyghur Kurultayı reisi Dulqunaysa Efendi ve Dünya Uyghur Kurultayı Xitay İşleri Müdiri İlşat Hasan Kökböre Efendi bilen mezkur Uyghur Sot Kollegisi ve onun Şarkı Türkistan davasını körüstüdüğün təsir hakkında tepsili söhbet kıldık. Söhbette Dulqunaysa ve İlşat Hasan Efendiler Uyghur Sotu'nun ehmiyeti hakkında toxtulup, bu kıtımlık Sotu'nun Xitay'a besilgan bir cinayet tamğısı işkerlikini bu sebeplik Xitay rejimin ile emez, hatta çet elde yaşayatkan Xitaylarını mı qattıq bir aram kılgallıqını. Xalqaralı kanun nizamlar asası təşkillengen bu Sotu'nun akbarat ve siyasi sahada küçülük təsir qozğaydıqallıqını her qaysi devletlerinin Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayetini bekitişige ve 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik yığınını tosuşta muhim asas bilen təmilleydiqallıqını bildirdi. Söhbetinin toluq məzmununu kanalımızdan körvalalayızlar. Qısqa sıllar Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini paş kılmaqda. Yakınki küllerde ictimai uçur vasitelerde tarqılgan sınırlar Şarkı Türkistan halkıya kartılgan haşar siyasetinin izcil davamış otkallıqını yeni bir kıtım ispatla berdi. Sınırlarda Şarkı Türkistan'dan okşumağın caylarda otturuyaş ve yaşangalardan terkip tapkan bir türküm kişilerinin taş toşuş ve yer ağdırış katalıq eğir emgehlerge sınır otkallıqı körsülgen. Bundan burun tarqılgan sınırlarda mı Şarkı Türkistan'daki yaşangalarının küçü yetmeydiğen ketmenlerini götürüp Türlük eğir emgehlerge silin kalıqı aşkarlanğaydı. Xitay yerçe Şarkı Türkistan'da mecburi emgek siyaseti mevcut emezlikine car silvatkan bozumu, ama Şarkı Türkistan halkı caza lagiri, siyasi ügünüş, haşar katarlıq siyasetleri bilen cismani ve ruhi cihetten xorlanmaqta. Biden bilen Stoltenberg ortak müdafiye Afganistan ve Xitay meseleleri doğrusu sözleşti. Amerika Prezidenti Joe Biden 14 iyun Belgiyanın paytaxtı Brüsselde ötküzüldüğün Şimali Atlantik Akti Təşkilatı NATO başlıklar yığından ilgiri NATO başkatibi Jens Stoltenberg'ni Aksaray'da kütüb aldı. Aksaray bayanatçısı Jen Psaki yazın bayanat elan kılıp, Biden'nin NATO'nun bihaterlik ve demokratik kımmet kararlarını koğdaşlı kolga keltürgen ufduklarını devamlaştırış üçün ittifaqdaşları bilen yığından hemkarlaşış iradesini otturgu koyğallıqını eskertip, Biden bilen Stoltenberg stratejik rekabet ve kelimat özgürüşü, tor hücumları qatarlı xalqaralıq tehditlerge karıştırışta ittifakının öz ara maslışını işe aşırış üçün NATO'nun 2030 yıllık planının muhim işgeldeki karışıda birdeklik hasılı kıldı dedi. Pesaki uçuruşta NATO ittifakdaşlarının müdafiye çıkımı ve ortak müdafiye işlerine meblağ siliş meselesinden mu müzakere kılınğallıqını tilgi elip, Biden bilen Stoltenberg yana NATO'nun Afganistan'a 20 yıl boyunca meblağ silişi
ve onun diplomatik tinişlik ornutuş tirişçallığı üçün elip berilibatkan hizmetler doğrusu dümü sözleşti, digerlerini kayıt kıldı. NATO başkatipi Yeni Stoltenberg mu yepyq yığındın keyinki bayanatı da Biden bilen ötküzgen uçuruşu da Xtay meselesi haqqıdı mı sözleşkerliklerini ve kilerepte ötküzüldüğün Şimali Atlantik Akti Teşkilatı başlıkları yığındın küntertip maddelerinin birinin Xtay buluduğallıqını etdi. Stoltenberg Xtay'nın pat yığındı dünyadaki en çok iqtisadi gavdiga aylındıgallıqını bayan kılıp, bırak Xtay biz bilen okşaş kımmet karışkı ige emez. Biz Xtay'nın Hong Kong'daki demokratik namayışlarına kandak tozkulluk kılgallıqı, Uyghur Türklerine kandak muameli kılgallıqı, koşnilerini kandak kıstakı algallıqı ve Tayvan'ı kandak tehdit salgallıqını körü atımız dedi. Biden'ın NATO başlıklar yığındın kiyen Putin bilen körüşüş kararını karşı aldıgallıqını bildirgen Stoltenberg, Rusya bilen söhbetleşiş acizliknin alameti emez. Biz küçlükümüz ve birliktimiz digerlerini sözlerge ilave kıldı. Japonya ve Avustralya Şarkı Türkistan hakkıda toxtaldı. Avrupa haberleri doğrudan haberde bildirilmişçe, Japonya bilen Avustralya'nın devlet müdafiye ve taşkı işler ministerleri 8. iyon ötküzülgen tor yığını denkin elan kılgan birleşme bayanatta Şarkı Türkistan'daki bastırı siyaseti hakkıda mı toxtalgan? İki devletin yukur derecelik rehberleri tor arqılıq ötküzülgen uçuruşta deniz okyan bihaterliki cihetiki hemkarlıqını teximu küçü yetişke koşulgan bulup, Tayvan boğazı bihaterlikinin muşimliqini tuncu qıtım alahidi tähkidligen. Yığındakin elan kılınğan birleşme bayanatta iki taraf Şarkı Türkistan vaziyeti haqqıda toxtulup, biz Şinjan'daki Uyghur ve başka milletler döşkilevatkan kişilik hukuk defsendikilikigi qattıq köngül bölümüz ve Xtayni xalqara küzetkücülerinin derhal çeklimisiz ziyaret kılışıga yol koyuşkı çakırımız digen. Avustralya ve Japonya ministerleri yana Şarkı Deniz ve Tayvan boğazının tinişliği ve mukumluğunu tähkidligende sırt, Beijing'nin en yeni hareketlerinin Hong Kong'un demokratiyesini acizleştirip etkenlikini mu tilgilip ötken. Xtay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin bu axtı işbadı bildirip, iki devletini Xtay tehdidi oyununa oynadı. Asassız tökmet çapladı, içki işimizga arlaştı deb ayıpligen. Avrupa İttifakı ve 7 devlet korohi rehberleri Amerika'nın virüsünün mənbəsinin qaytı təkşürüş təlifini qolladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Avrupa İttifakı Amerika Prezidenti Joe Biden oturuğa koyan virüsünün mənbəsinin qayıtı təşürüşünü kollaydıqallıqını bildirgen. Hem de Xtay'ın tətqiqatçılarını tuluq ziyaret kılışkı, ruhsat kılışkı çağırgan. Mezkur yığın akbaratının aşkarlanan lahisi de görüntülüşçe, G7 rehberleri Dünya Sahiyyə Təşkilatını virüsünün kiliş mənbəsi haqqıda yeniden uçuk aşkarı təşürüşkü çağırgan. Xtay bolsa virüsünün təcrübəxandan çıkıp getkenlikini yeni bir qitim rət kılgan. Bildirilmişçe, Avrupa'da ziyareti bulvatkan Amerika Prezidenti Biden 10. iyon Angliya Başministeri Johnson bilen söhbetleşken. Biden'nin Avrupa seferdeki asaslık nişanlarının biri bolsa Amerika düşkelgen Xtay'nın hırıslarına Amerika bilen Avrupa'nın hemkarlaşıp orta karıştırış hakkıda izlenişken. Bildirilmişçe, Avrupa Kengişi'nin reisi Michel Angliya'daki G7 başlıkları yığınığı katnıştın burun muhbirlerine tecrübe sabak eliş üçün biz uçuk aşkarı buluşumuz kerek. Şunlaşkı biz virüsünü kayıtı tekşürüş hakkıdaki barlıq tirişçalıqlarını kollayımız. Bizden nemi iş bolğallıqını biliş hukukumuz bar. Şundalı işinin hakikati aşkarlanğan deyken onundan sabak alalayımız digen. Avrupa İttifakı rehberleri yukarıqı köz karaşlarını oturgu koygan bir payette G7 başlıklar yığınıdaki rehberler ve Avrupa İttifakı Dünya Sahiyyə Təşkilatını virüsünün kiliş mənbəsi hakkıda kayıtı müstakil tekşürüşünü başlaşkı çağırgan. Bu haberini Bloomberg tuncu qitim aşkarlıgan. Xtay bu qitim Afganistan xalqını aldaşkı orundi. Tanrıtaq torunun 10. iyondaki haberde bildirilmişçe, Xtay dairleri bu qitim Afganistan xalqının közünü boyaş məxsidə 8. iyon atalmış Şinjan Yaxşıcay temesli fikir almaştırış tor yığını açgan. Yığın ürümçü bilen Kabul'da birli vaqtı ötküzülgən. Xabarda qeyd qilinishicha, yig'inni atalmish Shinjan Uyg'ur Avtonom rayoni bilan Xitoyning Afg'onistonda turishliq bosh elchixonasi birlikda o'tkazgan bo'lib, yig'inga atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining qo'rchoq amaldorlaridan Jarullah Hisamiddin qatnashgan. To'r yig'inda atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining muavin raisi qo'rchoq amaldor Jarullah Hisamiddin so'z qilib, Shinjan xalq turmushini yaxshilashga turtki bo'lishda mislsiz muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Afganistan axborot o'rinlari va hukumatini Shinjanni ziyorat qilishga taklif qilamiz. Amerika va g'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlar saxta uchurlarni asos qilib, Shinjandagi aloqador tashkilot, korxona va shaxslarga qarata jazo yurgizdi. Afganistan axborot o'rinlari va hukumatini Shinjanni ziyorat qilishga taklif qilamiz deb bildirilgan.
Tor yig'inida Xitoyning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi Wang Yu so'z qilgan bo'lib, doim takrorlab kelayotgan qiyliblashgan yolg'on jumlalar bilan Afg'oniston xalqini aldashga uringan. Tor yig'inida yana atalmish Xinjiang yaxshi joy temasidagi Sharq Turkistonning amaliy ahvoliga mos kelmaydigan tashviqot filmi qo'yilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqindan beri Sharq Turkiston masalasida qo'sh o'lcham qo'llanib, bir tarafdan yolg'on tashviqot qilish orqali xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilganligini, yana bir tarafdan ziyorat qilish talabini o'ttirg'o qo'ygan kishilik huquq organlari va davlatlarga har xil shartlarni qo'yib ziyorat qilishga ruxsat qilmaganligini, Xitoyning bu qilmishining xalqaro jamiyatni ahmoq qilishdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Angliya parlamenti hukumatning majburiy amgakka chetishliq korxonalarga qaratilgan jazoni kechiktirganligini tanqidladi. Hong Kong Sharq kundalik xabarlari to'g'risida bildirilishicha, Angliya parlamenti hukumatning Sharq Turkistondagi majburiy amgakka munosabatli korxonalarga qaratilgan jazoni kechiktirganligini tanqid qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya savdo, energiya va sanoat strategiya ministrligi bu yil mart oyida o'zlarining Sharq Turkistondagi majburiy amgak bilan munosabati yo'qligini isbotlay olmagan shirkatlarni jazolaydiganligi to'g'risida va'da bergan bo'lsa-mu, biroq aloqador shirkatlarni jazolash haqida aniq vaqt berishni rad qilgan. 10-iyun Angliya parlamenti savdo, energiya va sanoat strategiyasini tekshirish komiteti hukumatning jazolash vaqtini kechiktirganligini tanqid qilgan. Mazkur komitet Angliya moda kiyim-kechak, parcha setish, taratqu va texnika sohasidagi shirkatlarning Sharq Turkistondagi majburiy amgak masalasiga chetishliq bo'lishi mumkinligini bayon qilgan hamda hukumatni o'zgartirish kirgizmagan shirkatlarga jarimani qo'yishga va ularni qora tizimlikka kirgizishga chaqirgan. Bu komitetning aytishicha, garchi hukumat 2015-yillik zamonaviy qulluq qonuniga tuzatish kirgizishga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo komitetning ilgarki dokladida o'ttirg'o qo'ygan ko'p qism o'zgartirish takliflarini rad qilgan. Sharq Turkistondagi munosabatlik masalalarini hal qilishga yordami bo'ladigan qattiq tadbirlarni kechiktirgan. Angliya hukumatı bundan ilgari majburiy amgakka qarshi turish tadbirlarini o'ttirg'o chiqarganligini, shundaqla texnik ko'p tadbirlarni o'ttirg'o chiqadiganligini bildirgan. Komitet hukumatning Sharq Turkistonda kishilik huquqi ig'ir daxli ta'rus qilganlarga qaratilgan jazo yurgizish qarorini qarshi olgan hamda hech qanday hukumat mablag'ining kishilik huquq dafsandichiligini qo'llash uchun ishlatilmasligiga kafolatli qilishni talab qilgan. Savdo, energiya va sanoat strategiya ministrligi Angliyaning dunyo bo'yicha tunji bo'lib, shirkatlardan savdo va ta'minlash zanjiridagi zamonaviy qulluq va majburiy amgakka qanday taqobil turganligini doklad qilishni talab qilgan tunji davlat ekanligini, Angliyaning majburiy amgakka hargiz sukut qilmaydiganligini bildirgan. Blinken Yangjiechi bilan bo'lgan suhbatda Sharq Turkiston masalasini mutilg'a oldi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 11-iyun Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Yangjiechi bilan telefon suhbati o'tkazib, Sharq Turkiston Xitoy virusining manbasi, Tayvan va Shimoliy Koreya qatorliq masalalar haqida to'xtalgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price'ning bayonotida bildirilishicha, Blinken bilan Yangjiechi Amerikaning Shimoliy Koreyaga qaratgan siyosatiga umumiyuzlik qarab chiqish masalasini muzokara qilgan. Hamda Shimoliy Koreyani yadrosizlashtirish masalasida Amerika-Xitoy hamkorligining zarurligini ta'kidlagan. Ikki taraf yana Iran, Burma va klimat krizisini o'z ichiga olgan dunyoviy xirislarni muzokara qilgan. Ikki taraf virus yuqumi to'g'risida to'xtalganda Blinken virusning kelish manbasini izqoqlab tekshirish masalasida hamkorlik va ochiq oshkoralikning muhimligini, jumladan dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari boshchiligida Xitoyda virus manbasiga qarata ikkinchi bosqichlik tekshirishning zarurligini ta'kidlagan. Blinken yana Hong Kongning demokratik tizimining nacharlashayotganligidan ansiraydiganligini, shundaqla Amerikaning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qarshi ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga ko'ngil bildirganligini tilga olgan. U yana Xitoyni Tayvanga qaratgan besimni to'xtatishga va chegara xalqiga masalani tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Xinhua agentligining xabarida Yangjiechining so'zi naql keltirilib, Blinken Yangjiechi bilan qilgan telefon suhbatida Xitoy-Amerika munosabatini to'g'ri taraqqiyot yo'liga qaytirish kerakligini o'ttirg'o qo'ydi. Yangjiechi Amerikani bir Xitoy prinsipiga amal qilib, Tayvanga munosabatlik masalalarini muvofiq bir taraf qilishni talab qildi. Virusning manbasini qayta tekshirish masalasida Amerikani pokit va ilm-fanga hurmat qilishga, virusning manbasini tekshirish masalasini siyosiylashtirmaslikka chaqirdi deyilgan. Ruminiya prezidenti Huawei'ning 5G torini cheklash qonuniga imzo qo'ydi.
Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe Rumeniya Prezidenti Klaus Johannes 11. İyon Huawei'nin 5G doğru teknikisini ünümlük çekleydiğen kanunga imza koygan. Haberde kayıt kılınışçe Rumeniya hükümeti bu yıl April'da Xitay kontrollukadaki şirketlerge kartılgan çekleş kararını tasdiklagan bolup, keyin parlamentmo bu çeklemini makullagan. Xitay bilen Amerika otursidiki texniki soğuk urushi kuchayyotgan bir paytda agar Huawei şirketinin texniki mahsulotları Yevropa rayonundan sıkıp çıkarılsa, Huawei'nin rakibi Ericsson ve Nokia 5G teknikisi bilen temelligüce magnetka ayınlaşı mümkün iken. Johannes imza koygan bu kanun layihesi 2019 yılı Amerika-Romeniya memorandumu sebeplik oturuğu koyulgan bolup, mezkur memorandumda xatarını asas kılgan bexatarlık usulünün bir kısmı süpüde 5G texniki üskünler bilen temelligüçülerini astaydil ve etraplık bahalaş kerek deyilgen. Bunun da çetel hükümetleri kontrol kıldığan kurulma cahatı uçuk aşkarı buluşu kemçil bolgan temelligüçülerinin mahsulatları sıkıp çıkırılgan. Amerika Huawei'ni izkil halda Xitay Kompartiyasının nazaret ve casusluk kuralının biri deb qarab kelgan bolup, Huawei bu ayıplaşını izkil ret kılmaqta. 7 devlet guruhi bir belvağ bir yolga karşı yeni plan otturgu koydu. Yevropa haberleri torunun 13. iyondaki haberde bildirilişe terakki kılgan 7 çoğun iqtisadi gavdinin rehberleri bir yerge cem bolgan G7 başlıklar yığanıda Xitayning bir belvağ bir yol planı'a cevap kaytırdıgan yeni planının ilan kılındıgallıqı ilan kılındı. Amerika Prezidenti Joe Biden vekiller ömekedin kimlikini aşkarlaşını halimigan bir emeldar Reuters agentliği kılgan sözü de Amerika yana G7 rehberlerinin Xitay'da yürgüzülüvatkan mecburi emgeke karşı konkret tedbir kullanışını ve uçuruşunun yepiliş bayanatı da Xitay'ını bu meseleler hakkında ayıplaşke çakırdıgallıqını işbaldırdı. Amerika emeldarı sözü de biz bu yerde pekat Xitay'a karış çıkış ve Beijing'ni tenkit kılışını maksat kalıplı kalmay, yeni bizden soğudu usulümüz, prinsipimiz ve kımmet karışımızını eks ettirdiğen aktif tallaş planını oturgu koyuşunu maksat kılımız diğerlerine bildirdi. Xitay'nın gayet zor halkaralık ul esleha programısı bolgan bir belvağ bir yol planı bugün energiye katnaş rakamlık tor ve soğuduğu münasifetlik türlerden terkip tapkan ve dünya nüfusunun 65%'ın teşkil kıldığan 100'den artık devletini öz içine alıdı. Xi Jinping bu planı 2013 yılı ilan kılgan idi. Refinitiv'nin sözüge karıganda yeni ipek yolu deb atalgan bu planda Xitay 2019 yılıgıcı katnaşkan barlıq türlerinin yani bir belvağ bir yol planı ve başka türlerinin umumi kımmeti 4 trilyon dolarına yıkılaşkan. Amerika bu teşebbüsünü Xitay'nın yer şaridiki üstünlükünü kolga keltiriş için kullanılan coğrafyalık siyasi koral deb karaydı. Ötken yılı Mart'ta Amerika Prezidenti Biden, Angliya Başvaziri Boris Johnson'un 3 günlük G7 başlıklar yığını içini halaydıqallıqını bildirgen. Ve sözüde demokratik devletlerinin özlerinin Xitay'a karşı rekabet küçüge ige ul esleha türlerini barlıqı keltirişinin lazımlıqını tähkitligen idi. Amerika emeldari Xitay'nın uçuk aşkarlıqtın kemçil, muhit ve emgek kaidesige emel kılmaydıgan ve devletlerini kıyınçılıkı duçar kılıdığan mecburlaş karakterideki planlarına karşı Garip'nin onun oranını alalaydıgan bir plan sunalmağalıqını bildirip, nöbette olar oturgu koymakçı bolgan yeni planının pekat Xitay'nın bir belvağ bir yol planı'a karşı bir tallaş bulupla kalmasın, belki onun dünyanın yeniden kuruluşunu planlığan yukur nişallıq bir plan bulduğalıqını tähkitledi. Biden G7 rehberleri bilen bolgan söhbette Amerika taraf yana rehberlerge besim işiltip, Ularının Xitay'nın Uyghurlarını nişan kılgan mecburi emgek ve ceza lagırları siyasetindeki kişilik hukuk defsendikçilikine karşı meydanını inik ifadeleşi için besim kılıdı. Garip dünyasının Xitay'nın bir belvağ bir yol planı'a karıştırdığı mezkur planının hamçotu hakkında inik uçur tarqıtılmağan bosumu, ama 2035 yılıca ul esleheki ihtiyaclık devletlerine hükümet ve hususi meblağlardan 40 trilyon dolar meblağ berildiğallıkı mülçerlenmekte. Qadirli ko'rimlarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishingizlarning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ayatki kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.